Son zamanlarda M1 işlemciler çok popüler. Neden diye sorarsanız arkadaşlar Intel'in içinden geçiyor. Ve hala bu soruları soranlar var. M1 işlemcili Mac mi almalıyım yoksa Intel işlemcili Mac mi almalıyım? Bu videoda arkadaşlar Intel işlemcili Mac'in ne kadar kötü, performanssız olduğunu göstereceğim. Bu elimde gördüğünüz 2020 model Intel i5 10. nesil işlemcili MacBook Pro arkadaşlar. Bu bilgisayar sözde Pro. Fiyatındaki bilgisayarlardan kat kat daha güçsüz ve performanssız. Size MacBook Pro Intel ile yaşadığım sorunları anlatacağım. Şimdi gelin başlayalım. Öncelikle baştan aşağı pişmanlık. Ben internet öncelikle bana yorumlarda bunu yazmayın. O yüzden bunu şimdi diyorum. Ben internette okudum işte adam diyor abi işte 15 bin lira MacBook'a para verdim işte 20 bin lira Intel işlemcili MacBook'a para verdim. Niye video montaj yerken donuyor? Niye Word'de yazı yazarken donuyor falan filan yazmışlar. Bir de demiş ki siz ekran kartsız model almışsınız. 16 inç ekran kartlı modeli almanız lazım demiş. O bilgisayarda 25-30 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın ben keriz değilim. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben zaten bu videoda kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Sizin fikirlerinizden farklı olabilir. Ben keriz değilim. 30 bin lira MacBook Pro 16 inçe para vereceğim. Sırf ekran kartı var diye rahat video montaj için Photoshop, Adobe Premiere veya After Effects kullanayım diye. 30 bin lira para vereceğim. Bir de gideceğim bu bilgisayarı sağda solda saçma sapan öveceğim. Arkadaşlar 30 bin liraya kusura bakmayın da ben gidip bilgisayar toplarım. Kurgu yapacaksam, montaj yapacaksam, Photoshop kullanacaksam, adam gibi işler yapacaksam giderim kasa toplarım. Şimdi ben bu bilgisayarı hem o işler için aldım arkadaşlar tamam mı? Daha sonra işte ne bileyim sırtıma rahat taşıyayım bildiğiniz gibi haber yazıyordum. Şu an yazmıyorum ama yine ilgileniyorum. Bu bilgisayar gerçekten çok ince. Bu ultrabook arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. MacBook M1 olsa bile arkadaşlar ince bilgisayar aramıyorsanız sırtınızda yanınıza taşımayacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle MacBook falan bakmayın. Bakarsanız da böyle gidip de MacBook Pro 2020 M1 veya Intel modelli bilgisayarları almayın. Gidip de ne bileyim 2014-2015 Air alın. İnternette gezip film izleyeceksiniz. Benim bundan önceki laptopum 2015 Air'di. Normal günlük kullanımda ciddiyim. Hiçbir fark yok aralarında ciddi. Fark ancak montaj vesaire yapacağınız zaman, Photoshop kullanacağınız zaman oluyor. Ve Intel işlemcilerin pil tüketimi iğrenç. Bu 13 inç arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Bu bilgisayarın pil ömrü benim eski 2015 MacBook Air'ımdan daha kötü. Bu bilgisayarın pil devri 63'ti arkadaşlar. MacBook Air'ımın pil devri 400'deydi. Ona rağmen MacBook Pro'nun pili Air'dan daha kötü gidiyor. Bir de MacBook Air 6 yıllık bir bilgisayardı. Bu daha 1 senelik bile olmayan bir bilgisayar. Halen garantisi devam etmekte. Bir sene daha. Kısacası bir sene gideceğiz. Ve bu cihazın pilinden hiç memnun değilim. Onun dışında arkadaşlar ısınmak istiyorsanız, kışın kombi yapmak istemiyorsanız, petekler yapmak istemiyorsanız Intel işlemcili MacBook alarak ısınabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu bilgisayar o derece ısınıyor. Render test, şimdi size benchmark testleri yaptım. Tabii arkadaşlar şunu söyleyeyim. Premiere'de de montaj testi yaptım ama istediğim sonuçlar çıkmadı. Çünkü ben orada videoları koydum renderladım. Önemli olan render yani videoyu işleme süresi değil. Benim videoyu montajlayacağım sıradaki performans. İşte ne bileyim ben videoyu montajlıyorum. Efekt koyarken bilgisayar donuyor kasıyor. Ben size onu gösteremiyorum çünkü nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yani videoyu montajlayacağım sırada oluyor. Belki bu videoyu montajlarken onu çekerim. Ayrı olarak paylaşırım. Şimdi performans testi yaptım. Benchmark testleri. Geekbench yaptım. Cinebench yaptım. Gelin onların sonuçlarına bakalım. i5 10. nesil, i7 4. nesile yakın performans aldı. Biraz daha üstünde. i7 8. i7 7700K'ya yakın performans aldı. Yine tekli çoklu çekirdekli performansında. Sonuçlar tam bir hüsran.
Evet, siz de testleri gördünüz arkadaşlar. Şimdi Ultrabook, şimdi diyeceksiniz ki bu ip incecik bir laptop, ne bekliyorsunuz performans? Ama şöyle bir gerçek var ki bu bilgisayarın sıfırı, yani şu elindeki bilgisayarın sıfırı Apple'da 20 bin lira. Hepsi burada da 16 bin lira. Ben bu bilgisayarı alacağım. 1080p video montajlarken, ne bileyim işte araya efekt mefek koyarken, render yaparken ya da Ultra Key ile yeşil green screen yaparken takılırsa bu bilgisayar, açıkçası ben bu aletten direkt soğurum. Öncelikle olay bunun fan açması vesaire falan filan değil. Isınması da değil. Şimdi küçücük bilgisayar, tamam mı? Isınması normal. Çünkü gerçekten ince ve küçük. Isı hızlı yayılıyor. Tabii M1'de bu değil arkadaşlar. M1'in hatta Air'ında fan bile yok. M1'in en fazla ısınması 50 derece falan. Bu bilgisayar 99-100 dereceye kadar çıkıyor. Şunu söyleyeyim, rahatsız ediyor tabii ki de. Çünkü ne kadar ısınırsa o kadar bilgisayarın parçaları yanıyor açıkçası. Fan vesaire de çok kurtarmıyor. Yani onu söyleyeyim. Fanlar 6300 RPM'de çalışıyor ve bilgisayarın sıcaklığı yine 90 küsür derece. Öncelikle montaj yapacaksanız, ne bileyim, video montajı geçtim arkadaşlar. 3D, ne bileyim, aramızda mimarlar, grafikerler vardır. Almayı düşünenler vardır. Kesinlikle Intel'in önünden geçmeyin arkadaşlar. 3D, ne bileyim, render alacağınız zaman sabah beklersiniz arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Öyle böyle uzun sürmüyor. After Effects renderları çok fazla uzun sürüyor. Gidip de render vesaire alacaksınız arkadaşlar, kesinlikle bir bilgisayar toplayın. Ben size onu söyleyeyim. Bunu ben şu an arkadaşlar 13.500-14.000 lira satılığa koydum. Siz 14.000 liraya MacBook almak yerine arkadaşlar RTX 3060'lı i7 10. nesilli bir sistem toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem MacBook Pro'yu, elimdeki bilgisayarı 5'e katlar, 10'a böler arkadaşlar. Hem de uzun yıllar kullanırsınız, ısınma sorununuz olmaz arkadaşlar. Çünkü neden? Büyük bir bilgisayar, rahat bir bilgisayar. Şimdi montaj vesaire yapacaksınız arkadaşlar. Gidip de grafiklerle falan uğraşıyorsanız, ne bileyim, video renderla, müzik işleriyle uğraşıyorsanız, İşinizi profesyonel yapmak istiyorsanız gerçekten gidin, şöyle bir arkamdaki gibi bir bilgisayar alın. Tabii ki de bunu toplamadım. Yavaş yavaş topluyorum, benim bilgisayarım bozuktu. Zaten oyun oynamaya dükkanlar varsa hiç geçmesin arkadaşlar. Mac'de oyun oynamaz, öncelikle onu söyleyeyim. Bu bilgisayar arkadaşlar MacBook Pro, tırnak için söylüyorum Pro, profesyonel işler için değil. Profesyonel iş yapmaya kalkışırsanız da hüsrana uğrarsınız. Yapar mısınız? Evet, yaparsınız. Ama zaman kaybı yaşarsınız. Takılmalar yaşarsınız. Zaten pil dayanmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir tane video montajlıyorum. 1080p, yaklaşık 15 dakikalık bir video. Videoyu montajladıktan sonra en son her şey bitince bir bakıyorum %100 kalan pilim %40'lara, %30'lara kadar inmiş oluyor arkadaşlar. Bu durum M1'de öyle değil. M1'de bu yaptığınız test yaklaşık %85 piliniz kalıyor. Ve hiçbir şekilde ısınmıyor. Alacaksanız kesinlikle M1 alın. Onun dışında bu bilgisayar tasarım olsun, klavyesi olsun, touchpad'i olsun, inceliği, ekranı, malzeme kalitesi, hiçbir Windows laptopta bu kalite yok. Onu söyleyeyim. Performans dışında. Açıkçası benim MacBook Pro almamdaki en büyük kriter de bu. Çünkü bunun kadar ince, zarif, kompakt, iyi bir bilgisayar yok. Var ama kalın, ağır arkadaşlar. Ben o yüzden MacBook Pro'dan tercihimi kullandım. Windows tarafında pek laptop konusunda böyle şeyler yok. Alırsanız da açıkçası Windows laptop da almayın. Windows laptopların da bundan çok farklı bir performansı yok. Bunun gibi ince bir bilgisayar arıyorsanız yanınızda taşıyacak. Ancak gidip işte, ne bileyim, HP Omen, Lenovo Legion, işte Asus ROG, o tarz Casper, Excalibur gibi oyuncu bilgisayarlarına bakmanız lazım. Çünkü onların donanımları gerçekten yüksek. Ama onlar zaten ağır bilgisayarlar. Yanınızda kolay kolay taşıyamayacağınız bilgisayarlar. Onu alacağınıza gidip bir sistem toplayın arkadaşlar. 3060'lı sistem alabiliyorsunuz. Hem uzun ömürlü hem güçlü oluyor. Bir arıza yaşadığınız zaman direkt tek parça değiştirebiliyorsunuz. Fakat bu öyle değil. Apple serviste bunun ekranı bile 5500 lira küsür. Pili 1500 lira, 2000 lira neredeyse arkadaşlar. Parça maliyetleri de çok pahalı. Sadece şarj aleti 500-700 liraya yakın bunun arkadaşlar. Bu bilgisayarda girişler gerçekten çok az. M1'lerde 2 tane giriş var artık. Ve bu bilgisayarda USB girişi yok. Ethernet HDMI girişi yok. 4 tane Type-C girişi var. M1'lerde ise 2 tane giriş var. Bunlar kesinlikle yetmiyor arkadaşlar. Fare mare bile bağlayamıyorsunuz. Dönüştürücü almanız lazım. Ne yapıyorsunuz? İnternetten gidip de hub satın alıyorsunuz. Çoklayıcı arkadaşlar. Takıyorsunuz bunu girişe. İşte ne bileyim, bir sürü USB girişiniz oluyor. Kulaklık girişiniz oluyor. İnternet, Ethernet girişiniz oluyor. HDMI girişiniz oluyor. Bir de bunları da seçiyor arkadaşlar cihaz. Her ürünü de çalıştırmıyor. Kaliteli almanız lazım. Marka bir şey. Yani en az 350 lira bayılacaksınız arkadaşlar. MacBook demek masraf demek. Yani sürekli bir gider yapıyor arkadaşlar. Uzun ömürlü mü? Evet, uzun ömürlü. Ama kesinlikle bu cihazın bu fiyatı
Bu performansı hak etmiyor arkadaşlar. Bu bilgisayarın performansı gerçekten düşük. Tatmin etmiyor yani, onu söyleyeyim. Zaten Pro ile de internete takılacaksak daha neler. Gidip Air alalım arkadaşlar yani. Şimdi bildiğiniz gibi internetten bakarsanız Pozitif Teknoloji öğrenci indirimiyle M1 işlemciyle Air'ı 8000 liraya satıyor. Gidip de Pro almak yerine Air alabilirsiniz. M1 Pro'ya bile ihtiyaç yok arkadaşlar. M1 Air bile işinizi kolay, işinizi çok rahat görecektir. Çünkü artık aralarında çok büyük fark da kalmadı. İşte ne bileyim, touch bar var. Bu daha kalın. Air'ın pil ömrü daha iyi. Onun dışında Pro'da fan var. Air'da fan yok. Fakat cihaz ısınmıyor. Sakın gidip MacBook Pro Intel işlemciyle almayın. Pro'ya geçtim. Hiçbir Intel işlemciyi almayın. Ve arkadaşlar, ben bu bilgisayarı satamıyorum şu an. Ben zaten bunu alırken M1 2 hafta sonra çıktı. Mal gibi kaldım. Apple zaten çok değişik iş yaptı arkadaşlar. Ansızın birden çıkardı. Sessiz sedasız M1'leri. Zaten bu daha yeni çıktı. Bu da 2020. M1 de 2020. Aralarında en fazla 3 ay var olması lazım. 3 ay olması lazım. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yani yeni MacBook Pro'lar pek umduğunuz gibi değil. Son 4 senedir yani bu MacBook Pro'nun kasası bu hale geldiğinden beri, 2016'dan beri MacBook Pro arkadaşlar, özellikle 13 inç modeli, kesinlikle hayal kırıklığına, hüsrana uğratan bir cihaz. Bundan önceki kasa 2015'ler ve 2014'ler çok sağlam, hala güçlü ve çok rahat kullanılan bilgisayarlar. Fakat yeni Pro'lar bu şekilde değil ne yazık ki. Zaten benchmark testinde gördüğünüz i5 10. nesilin performansı da i7 4. nesile çoklu çekirdekli miydi? Yok, tekli çekirdekte o civarda. Çoklu çekirdekli ise i7 7700K 7. nesile eşdeğer arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Yanınıza taşımanız zorunlu değilse, ben sürekli geziyorum, benim sürekli montaj yapmam lazım, render almam lazım diyorsanız 16 inç tek çare arkadaşlar ne yazık ki. Ama şunu söyleyeyim, ne bileyim, ev ortamındaysanız, illa bilgisayarınızı taşımak zorunda değilseniz, sırf işte ben tuvaletteyken de montaj yapayım, salonda otururken de montaj yapayım diyorsanız, gidip sakın kesinlikle 16 inçe de 30 bin lira para vermeyin. Cillop gibi bir sistem toplayın, yıllarca kullanın. Mac'de yıllarca kullanırsınız ama onu daha uzun kullanırsınız. Ben kesinlikle PC fanı değilim. PC'den çok dert yanmış insanım arkadaşlar. Çok çile çekmiş insanım sorunlarıyla. Ama şunu söylemeliyim ki MacBook Pro kesinlikle fiyatını hak etmeyen bir bilgisayar. Ben Windows sevmem, hayatta sevmem. Windows PC'lerde bile Hackintosh kullanan bir insanım, macOS kullanan bir insanım. macOS kesinlikle harika, kesinlikle buna bir lafım yok. Ama sorun MacBook Pro'larda arkadaşlar, Intel işlemcilerde ne yazık ki. Bunu satmak da dediğim gibi artık çok zor. Zararına satmak zorunda kalacağız büyük ihtimal. Emin değilim, aldığım fiyata satarsam çok iyi olur. Söyleyeceklerim bunlar da. Bu videoyu çekmek açıkçası benim için gerçekten zor oldu. Hem ışık şartlarından dolayı hem de ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Yani içimde yanıyorum böyle arkadaşlar. Gömüyorum bilgisayarı ama video çekince böyle ne diyeceğimi bilmiyorum. 10-15 kere video açılışı yaptım neredeyse. Sonunda başardım diye düşünüyorum. Videoyu aşağıdan beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar, benim gibi yanmayın. Güçlü bir bilgisayar değil. Gerçekten adı gibi Pro değil bu. MacBook Pro kullanıyorum dediğim gibi, 15 bin liralık bir bilgisayar, 10-20 bin liralık bir bilgisayar. Bu bilgisayarda arkadaşlar ben fan programları kullanıyorum. İşte işlemcinin turbo boost'unu kapatıyorum montaj yapmadığım sürece. Yani sürekli bir şeyleri kısmak zorundayım. 15 bin lira bu bilgisayara para veriyor muyum kardeşim? Veriyorum. Benim hiçbir ayar yapmamam lazım. Dümdüz kullanmam lazım. Ben film sitesine girip film izlerken bile bu alet 70 dereceleri sıcaklıklara çıkıyor. Niye biliyor musunuz? Hani bu film sitelerinde sağda solda çıkan reklamlar oluyor arkadaşlar. Şubet kumar reklamları arkadaşlar. Onlar yüzünden bu alet 70 derece ısıya çıkıyor. Ama şurada sizin göremediğiniz iyi üçlü el kadar mini PC sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İşte olay burada arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.